Evet bakalım. Şişmanken bir gün zayıflamayı başaracağıma inancım çok azdı. Kesinlikle. Hatta hiç yoktu diyebilirim. Bir mucize oldu yani. "99 kilo olursam," dedim, "koluma 99 dövmesi yaptıracağım," dedim. Ve o olduğum tarihi de yazdım buraya. 20.09.2020. Benim yeni doğum tarihim bu. İnsanlar morbid obez bir erkeğin kocalık görevini yerine getiremeyeceğini düşünüyor. Çok doğru. Zaten en büyük sorun da o. Her anlamda kocalık görevi yani. Bu ilişkide, cinsel ilişki olsun, her türlü ilişkide hiçbir zaman yerine getiremez. Zor iş çünkü. Her anlamda hayatınız değişiyor. Toplu taşımada ikili koltukta otururken suçlu duygusuna ya da yargılanma kaygısı hissederdim. Bunu uçakta çok yaşadım. Uçakta ekstra kemer veriyorlardı bana çünkü. Ben Erman Kılıç, 40 yaşındayım. Satış pazarlama işi yapıyorum özel bir şirkette. Kilo vermeyi başardım. Yaklaşık 80 kilo yakın kilo verdim. İçimden bir insan çıktı yani. Erkek bir insan. Öyle söyleyeyim. 50 yaşında çünkü bayanlar var biliyorsunuz. İki tane bayan diyebiliriz. Ya çocukluğunuzda o kadar farkında varmıyorsunuz. Kilolu olmanızın çok önemi yok. Yani o zaman çocuksun ve bunu hani kafana takmıyorsun yani. Ama liseden sonra, üniversite özellikle bu bir problem olmaya başlıyor artık psikolojik olarak. Çok zorluklar yaşadık yani, öyle söyleyeyim. Mesela üniversitede yani bir kere sosyal çevreniz de etkileniyor. Bir ilişkiniz olmuyor, yani beğenilmiyorsunuz. Çevreniz sizi ciddiye almıyor, çok seven arkadaşlar dışında. Çok reddedildim bu yüzden. Çünkü hakikaten görüntü kötü. Terliyorsunuz sürekli işte. Ya ben 10 tane, 15 tane mağazada girip elbise alamadığımı bilirim yani. Genelde yaşadığım bakışmalardaki o acıma hissi. Ya kimse kimseye durup da sen çok kilolusun, ayı gibisin demez yani. Mesela bir müşteriye gittiğiniz zaman oradaki sekreterin size bakışları, yani anlıyorsunuz neden baktığını. Üzülüyor, acıyor size yani. Onu hissetmek kadar kötü bir şey olabilir mi? Müşteriye gidiyorum, asansör yoksa ben perişan oluyorum yani. En üst katta, bir de sanayi hisselerine falan gidiyorum. Orada da 5-6 katlı böyle üretim tesisleri olur. En üste çıkıyorum, nefes nefese, sular mular içiyorum. Adam zaten onu gördüğü anda zaten bir otomatikman modu düşüyor yani. Bunlar işte kötü olan şeyler işte. O adamın orada sana acıması, o merdiveni çıkıp da orada sen nefes nefese kalıp o suları böyle içerken o seni görmesi, terlemeni görmesi, gömlek ter içinde. Düşünün yani sizin bir iş yerinde olur. Böyle bir satışçının geldi düşünün. Ne hissedersiniz bilmiyorum. Yani aşık oldum. Olmaz olur mu? Aşık oldum ama karşılığını almadım hiç o zaman yani. Ya siz gerçekten çok iyi tanıması ve sevmesi gerekiyor ki o sizin o halinize bile size aşık olsun yani. Ha, özümde evet iyi insanım. Bunu herkes, arkadaşlarım da bilir. İyi olmam aşk konusunda bana yardımcı olmadı yani hiçbir zaman. İnsanlar her ne kadar dese de iç güzellik güzeldir diye aslında dış güzellikte başlıyor her şey. Yani iç dıştan içe doğru gidiyor. Şimdi ben hayatım boyunca ara ara hep diyet yaptım. Şimdi de diyorum ki iki yapmışım o yoksa 200-300 kilo artık ölüme kadar sonu vardı bu işin yani. Bir ara işte 150 oluyordum, tekrar düşüyordum 130'a, sonra tekrar 150, sonra tekrar işte 120 derken bütün diyet yöntemlerini denedim ama hiçbirinde başarılı olamadım. Ben zayıflama kamplarında da kaldım bu arada, bir 3 ay. Kendilerini kandırıyordu insan, ishal yapı atıyordu ki sabah kilo vereyim diye yani. O sudan gidiyor, senin verdiğin bir şey değil aslında, onu şimdi anlıyorsunuz ama yani. 2013 yılındaydı, morbid obez kısımlarında. Benim babam da genel cerrah, hekimdir. Artık dedi ki, oğlum dedi, sen de eğer bu işi ciddiye almazsan, baban olarak acı acı söylüyorum dedi, öleceksin dedi yani. Kendi de cerrah olduğu için dedi, tüp mide ameliyatı yaptıralım sana dedi. Tabii hemen kabul ettim. 2013 yılında tüp mide ameliyatı oldum. 3 gün sizi hastanede tutuyorlar, hiçbir şey yemeyip içmeden. O midenin işte yerine oturması için. Ve ondan sonraki bir ay, hastaneden 3 gün sonra taburcu oluyorsunuz ve bir ay boyunca sadece sıvı besleniyorsunuz. Katı yemek kesinlikle yok. Sırf ayran içerek bir gün geçirdim biliyorum ben yani. Bir aydan sonra katı yemeye başlıyorsunuz. Zaten o süreçte o kilolar gidiyor zaten. 20 kilo gidiyor zaten otomatikman. 110 kiloya kadar falan düştüm. Bayağı bir kilo verdim. 40 kilo falan verdim. Daha sonra 2013'ten sonlarına doğru yemeğe alıştı. Vücut, midem de alıştı. Başladı böyle artık. Aha yiyebiliyorum. İşte kola içmeyeceğim işte hiç. Bir kola içmeye başladım. Önünü alamadım yani. Ne de olsa zayıflamışım yani bir şey olmaz bir de küçük deyip kendimizi gene kandırmalar başladı. Bir sene boyunca tartı rakamları sürekli artmaya başladı ve en sonunda geldiğim nokta gene aynı eski kilo olmayayım yani. Zaten o noktadan sonra tamamen oldu kesin. Düşünün artık tüp bir ameliyatı oluyorsunuz ama yok sonuç yok. Orada tamamen işte bitmiştim. Daha ne olacaksa olsun dedim artık. Bir hafta boyunca dışarıdan yemek söylediğimi bilirim. Hiç zaten mutfakla aram yok. McDonald's'tan 80 liraya yakın bir sipariş verdiğimi bilirim 2013 yılında.
Artık böyle menüler, yanına hamburgeri, milkshake'ine kadar yani. Üzerine sandviçine kadar. Utanmasınlar diye de arkadaşlar yemekler geldi deyip kapının arkasından bağırıyorduk böyle. Kuruya ay şey olmasın yani, yanlış anlamasın diye. Bana böyle bir süre baskı yaptı annem işte. Oğlum işte aynı apartmanda Ayça Kaya var, ben Instagram'dan bakıyorum, bak iyi işler yapmış, bir şansını dene. Ya yok diyorum anne, boş ver şimdi, uğraşamam falan, diyetleme etti falan dedim böyle. Çok baskı yaptı artık anne sonuçta, o da tabii oğluna sağlığını düşünüyor en başta. Ayça Hanım'la tanıştığım günden itibaren 18'den sonra ağzıma bir lokma koymadım, hala da devam ediyor. Yani 18, maksimum 18-30'dan sonra yemek yemedim. Ki ben gece her zaman mutlaka 11-12 arası bir dürüm, pide, sürekli sipariş verdiğim bir restoran vardı. Her gün ama böyle. Adamlar artık ezberlemişlerdi bana. Diyete başladığım 2 hafta sonra beni aradı. İşte Erman abi, biz sana bir yanlış mı yaptık? Niye bize sipariş vermiyorsun diye beni aradı. Bir kere dediğim gibi gece yemeği bıraktım. En büyük özellik o bence. O yöntemle aç kalmıyorsunuz. Tatlı mı yediniz? Yiyebilirsiniz. Mesela bir künefe yediniz. Ama 5 puanın gitti. Geriye tamamlamam için ya sebze mi yiyeceksin, ya çorba içeceksin. Arkadaşlarınla bir yere gittin, bir balıkçıda, kebapçıda yemek yedin. Yedin diyelim mesela, böyle bayağı yedin. Ertesi gün kalsiyum diyeti yapıyorsunuz mesela. Çok yakın bir arkadaşım benim, spor hocası. Onunla beraber bir spor serüvenine de başladım ben. Haftada 4 gün karşılıklı mesela spor yapıyordum mesela. Bunun çok faydası oldu bana. Hemen yakınında bir park var, Özgür Parkı var burada. Gidiyorum orada, yürüyüş yapıyorum, köpeğimi de alıyorum. Spor şart. Kola. İçmemek beni çok zorladı. Hatta ne yalan söyleyeyim, birkaç kere kaçırdım da yani. O pandemi sürecinde evde tek başına olmak beni çok zorladı. Ya tek başınıza diyet yapmak çok kötü. Bir de evdesiniz bütün gün, sabahtan akşama kadar, bir de çalışıyorsunuz bir de yani. Dünyanın en güzel yemeği bile zayıf olmak kadar güzel değildir. Ya ben o İskender'i yesem, o anki alacağım keyif, şu anki aldığım keyiften çok çok daha az yani. Hiçbir şey değil yani. Zayıflamak huzur. Zayıflamak dünyanın en güzel şeyi. Eski Erman asosyal, sadece işte yemek yiyen bir insanken şu anda sosyal, hobileri olan, yaşama bağlı, çalışma azmi olan birine dönüştü yani. Alışveriş yapmanın keyfini son 2 senedir yaşıyorum yani. Ben hala alışamadım mağazada, ben bir large gömlek deneyebilirim der. Ne large beyefendi, siz medium olur dediği zaman hala ben ona inanamıyordum yani. Tavsiyem şişman arkadaşlara, bir sihirli değnek diye bir şey yok. Herkes onu bekliyor. Mucize bir diyet bekliyor yani. Benim gibi. Ben de zamanında öyleydim. İsveç diyet. Atıyorum şu anda ismini. Kesin verirsin. Kesin kilo verirsin. Yok öyle bir şey yani. Bu, tamamen inanmakla ilgili bir şey. İki, kesinlikle yatarken yemek yemeyin. Ben artık yemeklerimi tatlı tabanda yemeye başladım. Ki tabakta büyük dursun diye. Gerçekten çok faydalı bir yöntem bu. Spor. Ama hemen değil. Önce biraz kilo versinler. Çünkü şişmanken spor yapmak çok kolay değil. Yavaş yavaş. Bir gün 15 dakika, bir hafta 15 dakika, ikinci hafta 20 dakika, 25 dakika diye artsınlar. Dördüncüsü de vücut bir yerde direnç verecektir. Kilo verme konusunda duracaktır. Bu orada işte pes etmeyeceksiniz. Orada pes ederseniz tekrar geriye dönersiniz ki o olmasın. Ne olursa olsun yemeyin. O direnç kırılacak. Bir yerden sonra vücut dayanamayacak. Diyecek ki evet, bu adam kararlı, kilo vermek istiyor diyecek ve o direnç kırılacak. Ya kadınlarla ilişki tabii ki eskisine göre artık şey, daha çok sosyal medyada görüştüğüm, tanıştığım çok insan oluyor. Beğenilmeye başlıyorsunuz yani, bu güzel bir şey. Kendinize bakmaya başlıyorsunuz. Aldığınız kıyafetlere daha çok özen gösteriyorsunuz. Bir gün doğru bir insanı bulduğumda evlenmek isterim. Ruh ikizimi ya da bana gerçekten aşık olan birini hissedersem evlenmeyi çok isterim. Şişman bir kadınla birlikte olur musun? Yok. Ya dürüst olmam lazım ya. Yani yok. Kilolu bir insanla beraber olmak belki yeme alışkanlığı tekrar bozacak. Belki o diyet yapamayacak ve siz de onunla beraber yemeye başlayacaksınız. Hatta o size aşık, ne de olsa beni seven bir kadın var deyip iyice salabilirsiniz. Ne gerek var burası ilgilenmeye? O yüzden yok ya.